Gazeteci İsmail Saymaz bizimle birlikte. İsmail Bey merhabalar. Duyuyor musunuz beni? İsmail Bey duyuyor musunuz beni acaba? Duyuyorum. Gamze Yayınlar. Teşekkür ederim. Sinan Ateş dosyasını konuşmak üzere size sizin bilgilerinize danışmak istedik. Çünkü bu davayı çok kapsamlı bir şekilde, soruşturma dosyasını çok kapsamlı bir şekilde inceliyorsunuz. Öncelikle bize izleyicilerimiz için, bilmeyenler için davada nelerin anlatıldığını aktarır mısınız? Elbette Gamze, seve seve. Şimdi tabii bir kere bir iddianame, elimizde 145 sayfalık bir iddianame var ve bu iddianame bize aslında cinayetin kimin öldürüldüğünü, temelde kimin öldürüldüğünü, kimler tarafından öldürüldüğünü, niçin öldürüldüğünü, nasıl öldürüldüğünü anlatmak zorunda. Bu iddianamede sadece ne zaman öldürüldüğü anlatılıyor. Onu da zaten biliyorduk yani. Savcının sadece bu bilgi için koca bir iddianame yazmasına gerek yoktu. Bu cinayette maktul anlatılmıyor bize. Maktul kim? Yani Sinan Ateş kimdir? Bu sorunun yanıtı yok. Sadece Sinan Ateş'ten Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünde akademisyen olduğu şeklindeki bir bilgiyle bahsediliyor. Yani sanırsan akademik bir kavgadan ötürü hayatını kaybetti. Bu bilgi yani öyle çok kıymet arz eden bir bilgi değil. Çünkü Sinan Ateş'i bu dosyada bu anlamlı kılan ve ölümünün sebebi olan bilgi Eski Ülke Hocaları Genel Başkanı olmasıydı ve bu bilgi iddianamede saklanıyor. Bu bilgiye yer verilmediği gibi sadece yani sanıkların beyanlarında geçen ben Sinan'ı Ülke Hocaları Genel Başkanı olarak tanıyordum şeklindeki deyimlerle söz ediliyor. Eğer onlar da bahsetmemiş olsa iddianamede zaten biz Sinan Ateş'in Ülke Hocaları Başkanı olduğunu bilmeyeceğiz neredeyse. Bu birincisi. İkincisi, Sinan Ateş'in niye öldürüldüğü yazmıyor. Niye öldürüldü? Ne oldu yani? Yani mahalle kavgasında mı öldü? Yan bakma için trafikte yan bakmadan mı öldü? Efendime söyleyeyim, komşu kavgası mı çıktı? Ne oldu? Ya bu bile yazmıyor. Tetikçi katil ifadesinde diyor ki, ya ben onu Ülke Ocağı'ndan tanırdım. Çok vefasız çıktı. Bu yüzden hırslandım ve öldürdüm. Bunu yazın. Adam bak bir gerekçe söylemiş. En azından tetikçi bile yalan beyanda uyduruk bir gerekçe söylemiş. Savcı bu kadarını bile söylememiş yani. İnanıyorsanız bak Sinan Ateş adıma vefasızlık yapmış. Adam da tutmuş öldürmüş de yazın. Ona da inanmıyor. Yalan olduğunu biliyor. Ama gerçeğini de kendisi yazamıyor. En azından katil daha dürüst. Yani dürüst derken şöyle. En azından bir gerekçe sunmuş yani. Hiç değilse. Fakat maalesef iddianamede bir gerekçeden de bahsedilmiyor. Bir diğeri bu olaydaki siyasi bağlantılar karartılmış ve üzerine gidilmemiş. Şimdi birincisi Tolga'nın katili Ankara'dan İstanbul'a bir arabayla kaçırıyorlar. Kaçıranlar kim? Tolgağan Demir, eski Ülke Hocaları Genel Merkez Yöneticisi Tolgağan Demirbaş ve eski Ülke Hocaları Genel Başkan Yardımcısı, daha sonra MHP'de danışman olduğunu anladığımız Emre Yüksel. Bu ikisi siyah renkli bir Audi'ye onu bindirerek Ankara'ya kaçırıyorlar. Audi'ye tekrar geleceğim ama şunu söyleyeyim. Tolgağan Demirbaş'ın kurtarılan mesajlarında yazıştığı insanlar var. Ve bu yazıştığı insanlardan biri de tutuklu eski bir amir. Ve orada cinayetten 8 ay önce Sinan Ateş'in telefon numarasını vererek adres bilgisinin emniyet kayıtlarından sorgulanmasını istiyor. Demek ki yine olaydan sonra bir başka amirden olay tutanağını istiyor. Demek ki emniyette eli kolu her yere uzanıyor. Cinayetten sonra da memur olduğunu anladığımız çeşitli ülkücülerden Sinan Ateş'in evinin görüntülerini istiyor. Havalimanına giriş bilgilerini istiyor. Kim bu adam kardeşim? Kim? Bu güce nasıl sahip oluyor ki bürokraside istediği bilgiyi, gizli bilgi alabiliyor. Yine bu yazışmalarda Sinan Ateş için onun ipi çekildi diyor. Onun konuştuğu bir kişi ekibi kurdu kafasına sıkılacak diyor. Bu bağlantıların hiçbirinin üzerine gidilmemiş. Bir diğeri ya bu dosyada bir siyah Audi meselesi var. Yani bu katil cinayeti işliyor. Olay mahallinden nasıl kaçıyor? Motosikletle kaçıyor. O motosikletti zaten İstanbul'dan gelmiş. Ve nereye gidiyorlar? Konya Haymana yolu üzerinde bir benzinin önüne gidiyorlar. Niçin? Çünkü orada onu az önce adını verdiğim Tolgağan Demirbaş adlı kişi araba içinde bekliyor. Kendi arabasıyla bekliyor. Tolgağan Demirbaş'la tetikçi tanışıyor mu? Hayır, tanışmıyorlar. İlk kez karşılaşıyorlar. Peki bu tetikçi
Tolga Han adlı kişinin burada kendisini beklediğini nereden biliyor? Bu konuma nasıl erişmiş? Nasıl erişmiş? Tolga Han konumunu arkadaşı Emre Yüksel'e gönderiyor. Emre Yüksel üzerinden nasıl dolanmış gelmişse bu bilgi tetikçinin cebine düşüyor. Tetikçi bu konuma giderek arabaya biniyor. Sonra Gölbaşı'nda bir çiftliği onu bırakıyor. Tolga Han geri dönüyor. Emre Yüksel'den arabasını alıyor. Kendi arabasını orada bırakıyor. Emre Yüksel'in arabasını alıyor. Tekrar Gölbaşı'na tetikçinin yanına gidiyor. Bu arada Emre Yüksel de siyah Audi'yi alarak onun arkasından gidiyor. Sonra o ikinci arabayı orada bırakıyorlar. Emre hem Tolga Han'ı hem de tetikçiyi arabasını alıp İstanbul'a geliyor. Şimdi bak bu siyah Audi hem Ankara'da bütün trafiklerde takılıyor. PTS sistemlerine, plaka tanıma sistemine. Hem Ankara İstanbul yolunda hem İstanbul Ankara yolunda takılıyor. Bir gün boyunca bütün kameralarda var. Ve benzinlikte var ve çorbacıda var. Fakat bunun plakasını iddianameye koymamışlar kardeşim. Hayır, plaka tanıma sistemine girmiş fakat iddianameye yazmadı. Niçin yazmadınız? Bu araç, bu dosyada, bu soru, bu cinayette kullanılan bütün araçların, bir motor ve 4-5 arabanın plakaları yazıyor da bu plaka niye yazmıyor? Bilinmiyor değil, biliniyor. Çünkü ben bu dosyada tutuklu amirin avukatına sordum. Onlar diyorlar ki biz delilleri topladık. Dedim bu plakayı buldunuz mu? Bulduk. Kime ait olduğunu tespit ettiniz mi? Ettik. Fakat savcı iddianameye koymadı diyorlar. Peki bu arabanın dönüşte çakar kullandığını anlıyoruz. Çakar kullanıyor, çakarla geri dönüyor. Sanıklara soruyorlar, sanıklar o arabadan bizim arabamız diye bahsetmiyorlar. Anlıyoruz ki onların değil. Peki kardeşim bu araba kimin? Bu araba kimin? Üç ihtimal olabilir. Bir milletvekiline ait olabilir. Şaşırtıcı olmaz çünkü Tolga Han Demirbaş gözaltına alınmadan önce iddiaya göre eski MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un bulunduğu evde gözaltına alınmıştı. Evet. İki, kamu kurumuna ait olabilir. Mümkündür çünkü tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya iki tane polis götürmüştü. Özel harekatçı polis. Eskortluk yapmışlardı. Dolayısıyla böyle de bir durum olabilir. Üç, MHP ya da Ülkü Öztürk'ün tahsisli bir araba olabilir. Fakat bu plaka saklanmış ve bu plaka ortaya çıktığında, aracın kime ait olduğu ve plakanın kimin üzerine kayıt olduğu ortaya çıktığında biz en azından siyasi bağlantılara ve faillere doğru bir adım daha yaklaşmış olacağız. Fakat bu dosyada maalesef bu bilginin de karartıldığını anlıyoruz. Aynı şekilde bu dosyada sanıklar geriye dönük olarak delilleri de yok etmişler. Yani iki ülkücü sanık Tolga Han ve Emre telefonunu değiştirmiş. Biri gözaltına alınmadan önce, 4 gün önce değiştirdiğini söylüyor. Biri gözaltına alınmadan 1 ay önce elinden düştüğünü, arabasının tekerleğinin telefonun üzerinden geçtiğini ve çöpe attığını söylüyor. Yine bu cinayetle bağlantılı tutuklanan avukat Serdar Öktem de cinayetten önce telefonunu değiştirdiğini ancak Covid geçirdiği için hatırlamadığını söylüyor. Niye değiştirdiğini hatırlamadığını söylüyor. Eski MİT'çi mesajını silmiş. Bir diğer polis amiri telefonunun şifresini vermiyor ve telefonlar da silmiş. Bir bilgi daha ekleyeyim. Bu dosyada tutuklu olanlardan biri de avukat Serdar Öktem. Aynı zamanda Öktem 2014 yılında işte Maltepe Gülsuyu'nda işte uyuşturucu terörüne karşı mücadele yürüten devrimci gençlerden Hasan Ferit Gedik'in ölümüne yol açmıştı ve bu suçtan 35 yıla kadar hapis cezası almıştı ve aranıyordu. Aranırken bütün bunları yaptı zaten. Şimdi bunun da avukatıydı Serdar Öktem. Yani Serdar Öktem hem Hasan Ferit Gedik cinayetinde Doğukan Çep'in avukatıydı. Aynı Doğukan Çep de bu dosyada azmettirici ve suikastı organize eden kişi. Şimdi Serdar Öktem'in de cinayetin işlendiği gün Bursa'dan Ankara'ya geçtiği, tetikçinin Ankara'dan İstanbul'a kaçırıldığı siyah Audi'nin arkasından İstanbul'a doğru geldiği, Bolu'da aynı dinlenme tesislerinde dakikalar arayla buluştukları ve 2-3 Ocak tarihlerinde de bu Audi ile Serdar Öktem'in arabasının birer saniye arayla PTS sistemlerine takıldığı görülüyor. Bu da bir bulgu. Fakat maalesef burada da Serdar Öktem hatırlamıyorum çünkü Covid geçirdim, ağır entübe olduğum gibi gerekçelerle bu bilgiyi vermiyor ve vermek istemiyor. Bu dosya bu dosyada çok açık bir biçimde 146 sayfa yazılmış. Sinan Ateş'in kim olduğu yazılmamış. Ve cinayetin neden işlendiği yazılmamış. Bir örgütten bile bahsedilmiyor. Yani böyle bir suçun toplu suç olduğu. Diyorlar. Yani toplu suç bir suç için bir araya gelmiş ve dağılmışlar. Yahu nasıl mümkün olabilir? Ben anlatıyorum. Yani bir işte Tolga Demirbaş adlı eski hükümet sözcüsü
Cinayetten 8 ay önce Sinan Ateş'in kimlik bilgilerini araştırmaya başlamış ve onun ipi çekilecek demiş. Yine cinayetten önce avukatının avukatı Ali Yücel'in telefonları adres bilgileri araştırmaya başlanmış. Sinan Ateş'in evinin önünde keşif filan yapılmış. Bu arada tetikçi azmettirici İstanbul'da aranıyor. Tetikçi İstanbul'da aranıyor. Wi-Fi cihazlar kullanıyorlar, telefon kullanmıyorlar. Motosiklette kaçıran İstanbul'dan gidiyor. Gözcü Kocaeli'nden gidiyor. Yani bütün bunlar ve tetikçiyi iki tane polisin eskortluğunda Ankara'ya götürüyorlar. Niçin? Yolda ola ki bir polis noktasına takılırsa polis kimliğini göstersin diye eşlik ediyorlar. Nitekim öyle de oluyor. Ankara girişinde polis noktasında kimlik göstererek tetikçi geçiriyorlar. İki polis de eskortluk ediyor. Gittiklerinde 3 gün boyunca Ankara'da kalıyorlar. Cinayet mahallinden işte az önce söylediğim siyah Audi ile İstanbul'a kaçırılıyor. İstanbul'da 40 gün civarında saklanmayı başarıyor. Ki bir demesine göre Maltepe'de ormana bırakıyorlar. Pendik'te daha önce gıda yüklediği evde kalıyor. Ve ne zaman kaçıyor bu evden Gamze? 6 Şubat günü, depremin günü. Depremde taksiye biniyor. Kendisini birdenbire Edirne'ye atıyor. Meriç'ten kaçakçılarla buluşuyor. Meriç'ten karşıya geçiyor. Yunan polisine yakalanıyor. Yunan askerine onu döverek geri gönderiyorlar. Sınırda artık ben Eray Özyağcı'yım diyerek teslim oldum. Ya bu şema örgüsüz olabilir mi Allah aşkına? Bu ya da bu siyasi anlattığım bağlantılarının az olduğu ya da siyasi bağlantılarının olmadığını söylemek de aslında çok da mümkün olmuyor bu söylediklerinizden ve iddianamedeki eksikliklerden de hareketle. Da hem bir örgüt gerekiyor hem de bu örgüte bütün bu eylemleri İstanbul, Ankara gruplarını belki kaçakçıları, silah temini organize eden bunu aşan bir eliyle siyasi, diğer yanıyla belki de bir yeraltı organizasyonuyla bağlı daha büyük bir oluşumun var olması gerekir. Mantık bunu gerektirir. Evet. Böyle bir grup, hem de üstelik yarısı aranmakta olan bir grup, telefon bile kullanmayan bir grup nasıl bir araya gelebilirler ki? Mümkün değil bir araya gelebilmeleri, evet, zaten. Sadece bir motor için 50 bin lira ayırmışlar. Bunlarda o para yok ki. Bu 50 bin lirayı kim verdi yani? Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla bu apaçık bir siyasi cinayet. Kamu görevlilerinin karıştığı bir cinayet. Ve bu cinayet öncesinden bağıra çağıra gelen bir cinayet. Ayrıca ardışık eylemlerin son halkası. Ondan önce bir dolu gazeteci, yazar, efendim siyasi dövüldü. Bundan bir adım önce yine Sinan Ateş'e destek arkadaşıydı. Veren arkadaşı olan Çağrı Ünel Mersin'de dövülmek istendi ve orada Çağrı Ünel'in açtığı ateş sonucu gelenlerden biri hayatını kaybetti. O cinayetle bu cinayet arasında bile bir hak kurulmuyor. İddianamede bir sanık Mersin olayı diye yazı söylüyor. Savcı Mersin olayı ne diye açıklama bile getirmiyor. Dolayısıyla 146 sayfalık cinayetin neden işlendiğini bile soramayan, faillerin belirsizleştirildiği, bağlantıların karartıldığı bir tomar kağıtla karşı karşıyayız. Bu arada ek olarak da söylemek gerekirse Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in de ifadesi aslında bu iddianamede yer almıyor. Ve orada aslında Olcay Kılavuz'a dair de bugün Asuman Arancan'ın haberiydi. Olcay Kılavuz'un da aslında yargılanması gerektiğini söylüyor. Sistematik olarak Sinan Ateş'in de hedef alındığını söylemiş Ayşe Ateş ifadesini, ama ifadesi yer almamış bu iddianamede. Çok teşekkür ederim. Ekleyeceklerim var mıdır İsmail Saymaz? Teşekkür ederim Gamze, yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.